Kur'an'a hizmet eden, Kur'an'a sahip çıkan, bu sahip çıkması sebebiyle son nefeste imanını kurtarmaya vesiledir buyuruyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Kıssalatu aleyhisselam. Yine imam yine Mevlana Hazretleri'nin bir sözünü hatırlatalım. Buyurmuştur ki etrafındaki cemaate imanınızı kurtarmak çok zor olacaktır. Sizin imanınızı kurtarmanız çok zor olacaktır. Bir şartla. Bir şartla. Ya gideceksiniz. Gideceksiniz. Bir medresenin kapısında oturacaksınız. Ya bir medreseye maddi manevi hoca olacak, alim olacak, hoca olacaksın. Medresenin hocası olacaksın bir. Yahut bir medresenin talebe olacaksın iki. Üçüncüsü de bir medreseye maddi manevi yardımda bulunacaksın üç. Dördüncüsü gideceksiniz o medresenin kapısında oturacaksınız. Diyeceksiniz ki ben bu medreseyi seviyorum. Ya Rabbi beni bu medresenin ehlinden say diyeceksiniz. Bunun dışında bu dört sınıfın dışında kaldığınız takdirde imanınızı kurtarmak zor olacaktır. Birincisi neydi? Birincisi bir medreseye hoca olacaksınız. İkincisi bir medreseye talebe olacaksınız. Üçüncüsü bir medreseye maddi manevi yardımda bulunacaksınız. Bunu olamadınız. Gideceksiniz o medresenin kapısına oturacaksınız. Şöyle diyeceksiniz. Ya Rabbi, Ya Rabbi bizi, beni bu medresenin ehlinden say. Bu medresenin ehlinden say diyeceksiniz. Bu takdirde imanınızı kurtarmış olacaksınız. Ya Rabbi bizi bu Kur'an ehli talebelerin hizmetinde daim kıl sana kavuşuncaya kadar.